Teşekkür ederiz. Sağ olun. Böyle coşkulu, böyle sıcak alkışlara çok alışık değiliz. Bugün maşallah kabilece gelmiş yarışmacılarımız. Çok teşekkür ediyoruz bütün yakınlarına ayrı ayrı. Hem onları hem bizleri yalnız bırakmadıkları için muhteşem bir kadro. Güzel sonuçlar çıkacak. Öyle değil mi efendim? İnşallah. Kaya Bey, İnşallah. Ne dersiniz? İnşallah. Çok güzel. Müsaadenizle bölümü başlatayım, sonra tanışma faslına geçelim. Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların en naif ve zarif yarışma programı Kelime Oyununa hoş geldiniz efendim. Sorularımız, kelimelerimiz hazır. Her zamanki gibi öncelikle yarışmacılarımızı sizlere tanıtalım. İlk sırada gencecik, enerjik, pek zeki bir beyefendi var. Kısa sürede nasıl anlar insan birbirini bu kadar? Anlar, frekansı tutuyorsa tamam. Anlar. Hoş evet. Geldiniz Berk Bey. Hoş bulduk. Maşallah, birçok yaşıtınızın, efendime söyleyeyim, hayal ettiği hayatı yaşıyor gibisiniz. Evet, yani dünyayı dolaşmışsınız daha genç yaşınızda. Kaç yaşındasınız? 24. 24. 24 tane de ülke mi gezdiniz? 23. 23 ülke, 48 şehir gezdim. Maşallah. Hem de bunları el emeğinizle kazandığınız kazançla, gelirle yaptınız. Biraz evet. Anlatır mısınız o hadiseyi? Yani hayalim dünyayı gezmekti. Ve 2 yıl öncesinde bardak çizmeye başladım. Karton bardaklara böyle figürler evet. Çiziyorsunuz, portreler son çiziyorsunuz. Zamanlarda insanların elinden düşmediği karton bardaklarla bir şey yapabileceğim fikri aklıma geldi ve denedim, oldu. 2 yıldan bu yana 23 ülke gezdim az önce dediğim gibi. O karton bardaklara çizdiğiniz evet. Resimlerle. Evet ve bunları insanlara satarak bunu yaptım. Maşallah. Tamamen kendi kazandığım parayla bu kadar ülkeyi gezdim. O zaman kaç dil biliyoruz? İngilizce orta düzey. Yetti mi? Yetti. Yetti. Genelde insanlarla İngilizce konuşmama bile gerek kalmıyor. Japonya'da, Rusça, yani Rusya'da falan insanlar İngilizce pek konuşmayı tercih etmiyorlar. Hı hı. Oralarda... Samimiyetinizle yani, olayı çözdünüz. Samimiyetimle. İşte o, bu, şu beden diliyle falan. Göstererek. Daha olmadı, daha da göstererek anlattınız. Aynen. Tam sizde ne hikayeler öyle. Vardır, Allah bilir. Değil mi? Güldüğünüzden belli. Tamam, sohbetin geri kalan kısmını buraya geldiğiniz zamana bırakalım. Tamam. Tanıştığım için çok mutluyum. Onun altını çizmek isterim. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz efendim. Eksik olmayınız. Alkışlar Berk Bey için. Sayın Berk Armağan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi efendim aynı zamanda biraz önce bahsettiği niteliklerinin yanı sıra Türkçe öğretmenliği 3. sınıf öğrencisidir. Evet. Doğru mu? 24 yaşında dünyayı dolaşmış, 23 tane ülkeyi, 48 tane şehri gezmiş. Hem de nasıl? İşte bu elimde görmüş olduğunuz, bu arada çok teşekkür ederim. Çok değerli bir armağan. Ümit ediyorum ki uzun yıllar saklayabileceğim. Kartondan olması beni biraz ürkütüyor ama elimden geldiğince uzun yıllar saklamaya Yok, çalışacağım. Yok aslında şey, kitaplığınıza koysanız o yani çok uzun süre gidebilir yani. Yani ben de 2 yıldır duran bardak var kitaplığımda. Yani başladığımdan beri. İşte ben 2 yıldan fazla dursun istiyorum. Durur ya, sıkıntı tamam, yok. Arzum isteğim o yönde. Yani bu karton bardakların üzerine böyle portreler, figürler, ondan ya sonra neler, manzaralar, şunlar bunlar. Evet. Çiziyorsunuz ve buradan genelde, kazandığınız paralarla dünyayı gezdiniz, öyle evet. Mi? Evet. İsteklerin belli bir sınırı var. Çünkü her şeyi çizebiliyorum ama yani kısıtlamazsam çok absürt şeyler gelebiliyor istek olarak. O yüzden belli bir yerde kısıtladım. Genelde film figürleri, işte ünlüler falan, ne bileyim mimari yapılar, onları çiziyorum. İnsanlar bana genelde sevgilisine hediye almak için ya da arkadaşına hediye almak için yazıyor. Hı hı. Genelde herkes portre istiyor. Ben de diyorum ki hani portre yaptırmayın. Yani bana o hediye vereceğiniz kişinin kişisel özelliklerini anlatın. Ben ona göre güzel bir şey yapayım size diyorum. Pişman olan çıkmadı şu güne kadar. Elimden geldiğince saklayacağım bir hatıra olacak benim için. İnşallah. Eksik olmayın. Ümit ediyorum ki bu hazırladığım 14 soruda sizde güzel bir hatıra bırakır. Umarım. Bugünkü ortak konumuz şudur efendim, diller. Diller. Her birimize bir tane soru sorduk. Ama ona daha var. Sizinki 9 harfli. Şöyle rahat cevaplayabileceğiniz 4 harfli cevaplarla bir başlayalım mı? Tabii. Hadi gelsin. Buyurun gelsin. Şöyle bir soru. Diyor ki, bal ve süt gibi malzemeler de katılan karışık meyve sularına verilen isimdir. Buyurun. Atom. Tertemiz başlangıç. 400 puan değerinde. Türk hızlı yemek sektörünün ürettiği birçok şey var biliyorsunuz. İzmir canım, İzmir. Atom. Yalnızca İzmir değil canım. Atom aslına bakarsanız benim bildiğim kadarıyla Taksim'den çıkma diyebiliyorum ama. Ama hep ben İzmir'de, yani İzmir'de görüyorum. Ne bileyim, Goralısı, yengeni, kökeni belli değil yani. Birçok şey var. Buyurun, yine 4 harfli bir cevap.
Ehemmiyet sözünün Türkçe kökenli karşılığıdır. Ehemmiyet göstermek, nokta nokta vermek. Nota? Nota değil o. Harf alayım. Bu konuya ehemmiyetle eğilmemiz gerekiyor. Bu konu çok ehemmiyetli bir konu. Bir tane daha harf alalım. Bir tane daha alalım. Ö harfiyle başlıyor, M harfiyle bitiyor. Çok ehemmiyetli bir hadise bu. Dikkatli davranmak lazım. Çıkartamadım ya. Eyvah. Ehemmiyetli. Önem. İşte o kadar. 200 puanı orada bırakmadılar. 600'e çıktı kasamız. Eski sayılabilecek bir kelime ama gündelik konuşmada da karşınıza çıkabilecek bir kelime. İlk 5 harfli cevabınız şöyle sorduk. Gelsin görelim. Berkay güzel başlangıç gelsin yaptı. Hem gökyüzü sema, hem dünya alem, hem de talih baht. Bu anlamlarda kullanılan Arapça kökenli bir sözcük. Talih baht anlamıyla küfür yer. Öyle bir kelimedir. Bir tane harf alayım ben. Buyur. Canlansın bir şey kafamda. Hem gökyüzü sema, hem dünya alem, hem de... Talih. Talih baht. Ha. Hı. Talih baht. Bir tane daha alayım. Çıkartamadım ya. Dünyadan, alemden bir gece çalmak. Neden bir gece çalmaktır o? Çıkartamadım. Bir tane daha harf alayım. Buyurun. Bir de kötü karakterli talih. Felek. Felek. 200 puan değerindedir. 800 yapar kasayı. Sallamayın başınızı. Gayet başındayız. Ve de 800 puan 3 soru da gayet güzel bir sonuçtur. 1000'i aşalım. 4. soruyla birlikte her şey yolunda demektir ki bence 1300 olacak. Gelsin bakalım. Mısır artığına? Koçan. Koçan dedi. 1300. 2 dakika 24 saniyemiz var efendim, 6 harfli cevaplara ulaştık bile. Gelsin. Şöyle sorulmuş. Dine sonradan girmiş yanlış inanç. Hurafe. Berk Bey çok iyi gidiyoruz. Açıldık, ısındık hadiseye. 1900 puana çıkarttınız kasayı. Şimdi muhtemelen belki de duymadığınız bir kelime çıkabilir sorunun içerisinde karşınıza. Bir hayvancağızın adını bulmaya çalışacaksınız ki 6 harflidir adı. Buyurun gelsin. Yavrusuna çişik denen hayvan. Evet, komik bir harf ismi var. Buyurun. Şey harfi. Bu bir hayvan. 4. sırada bir şey harfi. Davışmak diye bir kelime var. Eski Türkçe, ta Orta Asya'dan getirmişiz. Kaçmak demek. Oradan türemiş. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Davışkanmış ismi. Sonra değişmiş. Davışkan, davuşan. Buyurun. Gerek yok. Tavşan. Tavşan olmuş. 400 puan değerinde. 2300 oldu kasa, gayet güzel oldu. 7 harflidir. Belki de yarışmanın tam ortasına adım attığınızda 3000 puanla kucaklaştırır sizi. Hadi bakalım. Ağzımız tatlansın. Güzel soru. Görelim. Tel yassı ekmek gibi çeşitleri olan bir tatlı türüdür. Tel nokta nokta, yassı nokta nokta, ekmek nokta noktası. Nokta nokta ı. Kadayıf. Kadayıftır o. 3000 yaptılar. Puan çok güzel, puan standartların üzerinde. Süre hayır. Süre yarım dakika kadar eksiğimiz var efendim. Biraz hızlanmak sıkıntı gerekiyor. Yok, aynen. Şimdi 7 harflidir. Umarım bildiğiniz bir şeydir. Gelsin bakalım. Lousa humması da denir bu rahatsızlığa. Malum yeni doğum yapmış annelerin. Sarılık. Sarılık mı? Hepatit o. Hepatit mi? Allah korusun. Ne olabilir? Bu bir birleşik kelime. Hani mesela yeni doğum... Su çiçeği. Su çiçeği nereden çıktı? Doğumdan sonra gerçekleşen bir şey bu. Doğumdan sonra. Hiçbir fikrim yok hastalıkları. Hani böyle doğum yani yapan hanımlara böyle kırmızı bir bant takarlar. Değil mi efendim? Yöreden yöreye... Harf alayım. Harf alamazsınız. Durdurdunuz artık. Durdurdum değil mi? Durdurdunuz. O kırmızı bandı takmalarının sebebi budur. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim bak, yok gerçekten. Bak Münteha Hanım diyor ki ah bana gelecekti. Ne yapalım? Eyvahlar olsun ya. 700 puan az da değil. Al bastı. Hiçbir fikrim yok. İlk defa duydum gerçekten. Neyse bir aile kuracağınız zaman çok net bir şekilde öğretecekler size. Hiç merak etmeyin.
Canımızı sıkmasın bu hadise çünkü buraya kadar güzel bir puanla geldik. Yine bir güzel bir puanla bitirebilecek durumdayız. Garip bir tabir çıkacak karşınıza. Bir de sonuna ek almış, 8 harfli olmuş. Gelsin görelim. Gelsin albastılı bir kelime. Kıpırdadıkça çeşitli renklerde parlayan, yanar döner olan. Bu kelimeyi bize Cem Yılmaz öğretti. Disko topu geldi. Hayır, hayır. Böyle hani böyle bir şey bir şey. Hani böyle kımız kımız. Harf alalım harf mı? Harf alayım. Hadi bir harf. Lazım olan harf geldi. Hani böyle... Can Canlı mı? Can Canlı 700 puan değerindedir. Albastı'nın aldığını Can Canlı geri veriyor. Gelsin 8 harfli cevapların sonuncusu. Yine bir birleşik kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Herhangi bir sebeple solunum sıkıntısı olan güçlükle kesik kesik soluk alan kişilere ne deriz? Siz demezsiniz tabii de. Ne denirdi eskiden? Biraz naftalinli bir tabir. Astım mı veren mi? Harf alın. Harf alayım. Buyurun. İki kelime birleşik yazılıyor. Bir tane daha harf alayım. Nokta nokta bir ihtiyar. Bir hayal çukur. Süreye dikkat. Yok, bu solunumla ilgili. N'si F'si çıktı. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha harf lütfen. 20 saniye ver. Çıkmadı. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha istedik. Bir birleşik kelime. 13 saniye. Ha. Tek nefes. Tek nefes değil o. Tek nefis. Nefes daha güzeldi. Tek nefes değil. Tek nüfus. Tok tek nüfus. Ya nefes güzeldi. Nefes güzeldi. Nefes güzel. Tek. Yani adam böyle arzu ettiği gibi rahat rahat nefes alamıyor. Tıkanıyor. Ha. Tıkanıyorum Berkçim. Yani ben nasılım? Hiçbir fikrim yok ya bunda da. Gerçekten. Nefes güzeldi. Tıkanıyor. Demek ki nasıl nefes? Çıkmayınca çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Tık nefes. Duymadığınız bir tabirdi. Gerçekten duymadım. Önce albastı sonra tık nefes. Bu güzelim performansı ne yazık ki daha mütevazı puanlarla devam ettirmek zorunda bıraktılar. Bugünkü ortak konu geliyor efendim. Bir dildir bu. Aslına bakarsanız Oğuz grubuna bağlı bir Türk dilidir. Buyurun. Şuralarda kullanılıyor hali hazırda. Moldova ve Ukrayna'da tanınan diller statüsünde olan Oğuz grubuna bağlı Türk dili. 6 saniye, 5 saniye harf istediler. Özbekçe. Hayır, harf istediler. Özbekçe sığmaz oraya. G ile başlayan... Bilmiyorum. Biliyorsunuz. Yani hani derinliğine dair belki çok bilginiz yoktur ama kesinlikle duyduğunuz albastı gibi bir şey değil bu. Gagavuzca mı? Efendim? Gagavuzca. İşte o kadar. Berk Bey 800 puanı kenara koydu. Gelmeyince gelmiyor, bir anda geliyor. Çok yani değişik hani, ya. Ama normal. 14 sorunun aslına bakarsanız takıldığınız 2 tane sorusu oldu. Onların da biri tık nefesti, diğeri albastıydı. Daha önce karşınıza çıkmamıştı. Çıkmadı abi, gerçekten. Onun dışında çok başarılıydınız. Bence şu aşağıdaki 3 soruyu da 4 saniyede cevaplarsınız siz. El butonun üzerinde tamam. Lütfen. Hadi gelsin, bütün soruları görelim. Yapıştırın. Fiyatların yasa dışı olarak belirlendiği alım-satım alanı. Kara borsa. Çok güzel. 900 puan değerindedir. 6000'e çıkacak bu hadise. El butonun üzerinde 10 harfi cevaplar arıyoruz. Tek bir kelimedir aradığımız. Gelsin sorusu. Cevher ve ziynet simsarlığı. Basit düşünün. Mücevher ve ziynet simsarlığı. Ganimetçi. Yüzük, bilezik bilmem ne onun simsarlığı. Ha. Neydi o? Neydi o ya? Yüzük, bilezik satana ne diyoruz? Kuyumcu. Yani o mesleğe sonuna bir ek lazım. Kuyumcunun yaptığı iş. Kuyumculuk. Bu kadar. 1000 puan değerindedir. Basiret bağlanması onun ismi. Bazen olur 10 harfli değil gibi tamam. Geldi size. Ondan cevaplayamadınız. Evet, çok değişik geldi. El butonun üzerinde 2 kelimeden oluşuyor. 10 harflidir. Şöyle sorulmuştur. Hadi gelsin. Bazı organizasyonlarda birinci olan güreşçi veya boksöre verilen altın ödül. Altın madalya. Madalya değil o. Madalya değil mi? Halter mi? Altın güzel de. Onlar... Altın siklet... Ne? Boyuna altın... takmıyorlar onlar. Kemer, altın kemer. Altın kemer, 1000 puan değerinde. 6300 yaptı kasayı.
Son soru mu? Bitti. Kendinizi zorlamayın. Kendinizi zorlamayın. Hak ettiğiniz sonuç 6300 değildi kesinlikle. Önce tık nefes, sonra aslına bakarsanız al bastı. Daha doğrusu önce al bastı, sonra tık nefes. İkisini topladığımızda 2000 puan gibi bir kaybımız oldu. 8000'ler ve ötesiydi. 8000 ve ötesini kazanmış gibi alkışlar mısınız? Teşekkürler.